Sayın seyirciler, Amerika'da piyasaların merakla beklediği enflasyon verileri nihayet açıklandı. Aylık bazda %0.6, yıllık bazda ise %8.2 ile beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon Amerika'da son 40 yılın zirvesini gördü. Peki Amerikan enflasyon verisi dolar ve altın piyasalarını nasıl etkiler? Enflasyon verilerinin küresel ölçekte yankıları nasıl olur? Amerika'da yatırımcıları döviz ve kıymetli madenlere yönlendiren bu gelişme küresel ölçekte nasıl bir tepkiyle karşılandı? Türk lirası ise gün içinde dalgalı seyreden altın karşısında değer kazandı mı? Piyasalarda son durum ne? Bunları konuşacağız. Hemen konuğumuza dönelim ve kendisinden alalım detayları. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi tabii ki bu Amerika'da gerçekleşen bu durum tüm dünyayı etkileyen bir durum. Dolayısıyla ben Amerika'nın kendi özelinde öncelikle değerlendirmenizi rica edeceğim. Piyasaları nasıl etkiler? Sonrasında diğer ülkeler ve dünya bu durumdan nasıl etkilenir? Amerika biliyorsunuz pandemi döneminde parasal genişleme politikası uygulamıştı. Yaklaşık 9 trilyon doları bulan bir parasal genişlemeye gitmişti. Özellikle kendi finansal krize girmemek, finansal piyasaları desteklemek için bunu yapmışlardı. Pandemi bittikten sonra oluşan yüksek talep ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda Amerika'da da enflasyon baş gösterdi. Enflasyon çıktıktan sonra ilk, yani hiç bugüne kadar görülmemiş enflasyonla mücadelede Amerikan Merkez Bankası kararlı bir şekilde faizleri artırma yoluna gitti. Bunları hep beraber izledik. Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma ve faizleri artırma politikası bütün dünyayı ciddi derecede etkiliyor, etkilemeye de devam ediyor. Bu konuda kararlı duruş sergiliyorlar. Ve 9'ları geçen faizler, yani enflasyon oranları, yıllık enflasyon oranı, faiz artırımlarını başladığından beri bugün itibariyle yaklaşık 4'e yakın faizler, 3.75 faizi var. Yıl sonuna kadar da %5'i bulacağı, hemen önümüzdeki toplantıda 0.75 bir baz puan faiz artırımına gideceği kesinleşmiş durumda. Öyle görünüyor. Bugün herkesin bu beklentiye girdi. Tüm bunlar tabii biliyorsunuz küresel piyasalarda dolar endeksinin yükselmesini, doların dünyadaki bütün paralar karşısında değer kazanmasını sağladı. Bugün de Amerika'daki enflasyon oranları açıklandı. Sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi beklenenin üstünde bir enflasyonla karşılaşıldı. Burada hemen şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir, Amerika'nın özellikle bu dünyadaki küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar, arz şokları ve maliyet enflasyonuyla mücadelede faiz artırımlarının tek başına işe yaramadığı net bir şekilde görülmüş oldu. Tüm dünyada bunu gördü. Faiz artırımları hele böylesi maliyet enflasyonunun olduğu zaman tek başına bu enflasyonu düşürmede yetersiz olduğunu artık bugün herkes kabul etmiş durumda. Bugün gelen veri de bunu teyit etmiştir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İşte buyurun. Peki efendim, şimdi Türk lirasını biraz konuşacak olursak tabii küresel çapta etkilerine başka neler eklemek istersiniz? Bunu da dinlemek isteriz. Sonrasında Türkiye için de birazcık altın ve para piyasalarını ele alalım istiyorum. Tabii şöyle, Amerika'daki faiz artırımların altının özellikle ons fiyatını önemli ölçüde baskılıyor biliyorsunuz. 1660 dolarlara kadar altın gerilemiş vaziyette. Bu faiz artırımları, yani Amerika yüksek faize devam ettiği müddetçe altının yani daha evvel beklenen seviyelerine gelmeyeceği söylenebilir. Ancak tabii bütün dünyada enerji krizi, emtia fiyatlarındaki yükselişler, faiz artırımlarıyla bunların giderilememiş olması, İşte Rusya-Ukrayna savaşının gelişerek devam etmiş olması, tüm bunlar dünyanın artık bir resesyondan kaçınamaz hale geldiğini görüyoruz. Hele hele Avrupa bölgesi, Euro bölgesinde resesyon kaçınılmaz hale geldi. Amerika her ne kadar işsizlik rakamlarında kendini bunu tehdit gibi görmüyorsa da, Amerika'da da aslına bakarsanız resesyon
son derece ciddi hale geldi. Bu resesyon birinci gündem maddesi olduğu zaman Amerika'nın bu önümüzdeki bahar aylarında faiz artırımları konusunda böylesi şahin politikaların uygulayamayacağını biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Zaten oldukça baskılanmış olan altının önümüzdeki yılbaşından itibaren yani çok net söylüyorum, yani bir ons altının 2000 dolarlara yakın olabileceğini, gelebileceğini, daha evvel kaybettiği mesafeyi kazanabileceğini net olarak söyleyebiliriz. Peki Türkiye'de grafik de bunu çizecek bilinçli. olursak dolarla ilgili neler söylersiniz yıl sonunda ve yıl başına doğru? Dolar-TL kuru açısından söylüyorsunuz. Evet. Bizim bakın şöyle söyleyeyim, bizim Merkez Bankamızın Türkiye'de uygulamış olduğu makro ihtiyati tedbirlerle özellikle dolar kurlarının belli bir stabilite olduğunu son aydır görüyoruz. Ve bu stabil devam ediyor. Hele 15 gün evvel hatırlarsanız bizim Merkez Bankamız politika faizini 100 bas puan düşürdü. Amerikan Merkez Bankası da 75 bas puan artırdı. Bir gün arayla bunlar olmuş olmasına rağmen bizim dolar-TL kurunda 15 kuruş civarında sadece bir oynama oldu. Geçmişte bunlar yani 6 ay evvel bir sene olmuş olsaydı dolar-TL kurunda yani çok net söyleyebilirim %50, %70'leri bulan oynamalar olurdu. Yani sizin Merkez Bankası'nın 100 bas puan düşürüyor, Amerikan Merkez Bankası 75 bas puan artırıyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Merkez Bankamızın almış olduğu TL lirayı koruma politikalarının tutarlı olduğunu, hele hele bizim kur korumalı mevduat hesabının toplam mevduatlar içerisinde üçte biri bulan bir hacme ulaşmasının artık yani halkımızın TL'ye dönüşü artık istediğini de bunu da net görüyoruz. Yıl sonu itibariyle dolar-TL kuru ne olur? Sizin biraz evvelki sorunuzun cevabı. Genel olarak beklenen 20 liranın altında bir dolar-TL kurunu, yani 19,5-20 lira aralığında bir dolar-TL kuruyla yıl başına bulacağımızı, genel beklenti bu yönde. Benim de bu civarlarda kalacağını söyleyebilirim. Yılbaşından itibaren de önümüzdeki yılda çok TL lehine sürprizlere de hazırlıklı olmak gerektiğini şimdiden söyleyebilirim. Peki efendim, tam da bu noktada yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? Ben yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Yani finansal analizler daha çok finansal piyasalardaki gerçekten bu işi çok sıkı takip eden finansçı arkadaşlar yaparlar. Yani yatırımcılara aslında televizyonlarda yatırımcılara tavsiyelerde bulunmak da doğru değil. Biz sadece gelişen olayların piyasalardaki hareketini sadece yorumlamakta yaparız. Ben şunu söyleyeyim. Türk lirasına güvenmelerini özellikle tavsiye ederim. Şu anki mevcut hükümetin de enflasyon karşısında kimseyi mağdur etmeyeceği, enflasyonun sebep olduğu satın alma kayıplarını telafi edeceği noktasındaki taahhütleri var. Türk lirasında kalmak, Türk lirası cinsinden mevduatlarını devam ettirmeleri, kur korumalı mevduat hesabı bu yönden zaten herkes tarafından tercih edildi. Onun dışında da altının da önümüzdeki yılbaşından itibaren seyrinin güçlü bir seyir izleyeceği konusunda bende genel bir kanaat var. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Derici ekonomist bizlerle birlikteydi. Hem küresel anlamda etkilerini ele aldık ekonominin, hem de kendi ülkemizde önümüzdeki süreçte altın ve para piyasalarında nasıl bir grafik seyredecek, tablo bizleri bekliyor. Bunları değerlendirdi bizler için. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuza. Uğurlayalım, ardından devam edeceğiz.